Herkese merhabalar. Bu videoda HDR olan bir panel ile HDR olmayan bir panelin nasıl bir görüntü farkı yarattığını göstermek istiyorum. Karşımda iki tane panel var. Bir tanesi Samsung'un 60 KU7000 modeli 4K destekli HDR TV'si. Burada küçük olan da 24 inç Dell marka IPS bir monitör. IPS olduğu için yandan bakıldığında gayet görülebilir renkler ve parlaklık sunuyor. Büyük olan televizyonumuz ise VA paneli olduğu için yandan bakıldığında biraz daha az parlaklık ve renk sunuyor. Şimdi televizyonda USB'den açacağım videoyu. Bilgisayarda ise direkt bilgisayarda kayıtlı olan aynı videoyu açacağım. Aynı anda başlatıp aradaki görüntü farkını sizlere göstermek istiyorum. Önce televizyonu başlatalım. Televizyonun ayarları hemen bakalım. Standart da şu an. Bunun doğallığı, film modu ve dinamiği var. Fakat ben kıyaslama için standardı tercih ediyorum. Monitörde de parlaklık ve kontrast sonda. Dinamik kontrast açık. Verebileceği en yüksek parlaklık ayarında şu an monitörde. Televizyonda aşağı yukarı maksimum parlaklıkta. Tamam, başlatalım ve kıyaslamamızı yapalım. Kısa bir video olduğu için belki pek bir şey anlamamış olabiliriz. O yüzden hemen şu videoyu açmak istiyorum. Evet. Bu böylece dursun. Hemen buradan aynı videoyu bulalım. Hayda, yavaş oynatıyor. HDR videoları yavaş oynatıyor bu. Evet. Hemen televizyonu da başlatalım. Hatta televizyon biraz önden gitsin ki. Ben bir anda monitöre dönüp aynı görüntüyü gösterebileyim. Şimdi. Televizyonun siyahları daha siyah. Kör bir siyah değil, daha detaylı bir siyah verebiliyor aslında. Çok başarılı buluyorum ben siyahlarını. IPS monitörün ise siyahları biraz daha sönük, daha griye kaçıyor. Genel olarak baktığımızda bir parlaklık farkı var. Televizyon daha parlak gösteriyor. Siyahları tam siyah olmasına rağmen detaylı bir siyah veriyor. Monitörde parlaklık biraz daha düşük. Şu videonun keşke sesini kıssaydım. Hemen burada bakalım. Ve siyahlar biraz daha zayıf. Evet.
Evet, özellikle bu sahne HDR'ın HDR olduğunu belli ediyor. Hemen monitörde izleyelim aynı görüntüyü. Şimdi gelecek. Çok geriden oynuyormuş ya. Evet. Burada çok belli oluyor HDR'ın farkı. Şu saniye bir aynı anda bakalım. Bakalım. Ay, aksi. Kıralım bu geldiği sahne. Aynı yeri açalım. Yavaş oynattığı için geride kalıyormuş video. Evet. Ay aksi ya. Bununla da durdurunca şey mi oluyor? Ekran kırılıyor mu? Yok. Evet. Şimdi şöyle karşıdan baktığımız zaman şöyle biraz daha toparlar görüntü. Siyahların, gölgelerin detaylı gözüktüğünü fark edebiliyoruz. Gölge tonları çok açık, detaylı. Beyazlar da patlayan beyaz değil. Şöyle yakından gösterecek olursam tonlamaları evet yerinde, detaylı beyazlar. Monitörde bakalım. Monitörde siyahlar uçmuş şekilde gözüküyor. Yani gölgeler çok koyu, detay yok. Burada detaylı. Kralın yüzüne bakalım. Renkler. Burada bakalım. Burada renkler biraz daha canlı gibi ama yani çok kontrast ve birbirine geçmiş gözüküyor. Hani renk paleti daha canlı gibi ama bir anlaşılmazlık var. Burada ise gözümüzün gerçek hayatta gördüğüne daha yakın bir görüntü var. Ben çıplak gözle şu an bunu fark edebiliyorum. Şöyle bakacak olursak. Zaten videomuz bitmiş. Hemen bir sonraki video şeyi oynatalım. Ya da bir sonraki videoda yapalım onu ya. Pi'yi açacağım, bir sonraki videoda onu kıyaslayalım.